Ya biz mesela biz her sene yani 5-6 ton gübre atardık. Gübren tonunu geçen sene 1200 aldık. Bu sene 15 tonu 15 bin lira çıktığı için atamadık. Mesela fıstığın kalitesi olması için en güzel kalitenin yapılması için sulamamız lazım. Bu sene elektrikten dolayı sulamıyoruz. Ondan sonra mazot 5 sefer sürdüğümüz tarlayı bir sefer sürüyoruz bu sene. Ondan dolayı şimdi yani çok sıkıntıdayız yani nasıl yapacağız bilmiyorum yani bu şeylerle bu giderse bu işi de yapamayacağız. Yani yani mesela olacak mesela en kalitesiz fıstık satacağız. O da bizi kurtarmayacak. Yani fıstık da az da olsa şey oluyor yani. Kalkıyor ama o zamlara yetişmiyor yani. Düşünebiliyor musun? Ee, gübren tonu 1200 alırken 15 bin liraya çıkması. Yani şimdi fıstığın kalkmasıyla bu örtünemez yani. Ya 20 yıl, 20 yıl önce mesela yani daima bir fıstık kilosu ile etin kilosu eşit giderdi yani. E Şimdi alakası yok yani. E, o, o zamanlar mesela e, işçilik daha şeydi yani yani işçilik mesela bugün de işçilik zaten ucuz bir şey e, ama o zamanlar kurtarıyordu kendini. Sen ne kadar işçi koyduğun zaman o, o ya, olabiliyordu yani ama şimdi olmuyor. Her şeyin her şeyin on kata çıkması normal bir şey değil yani düşünebiliyor musun? Yani ev, bugün artık köyler de eskisi değil yani düşünebiliyor musun? Yumurtaya kadar biz gidip şehirden alıyoruz yani. Bugün yani şehirle köy arasında bir, bir farkın kaldığını inanmıyorum. Onun için yani her şey bizi etkiliyor yani. Ne ya düşün işte yani bu son iki ayın içerisinde bu pazarcık yöresinde hiç yoksa 5-6 bin genç yurt dışına gitmiş. Yani mecbur bırakacaksın yani başka yolun yok yani. Yani nasıl diyeyim yani. Yani şimdi bir de bu arazi dedemizden babamızda kaldığı için yani biraz mecburiyet var yani. Yani. Onu devam ettim yani. Biz artık son noktaya kadar gideceğiz. Ondan sonra ya da yerimizden bırakıp gideceğiz yani. Bugün genç nesil burada kalmıyor. E nedeni işte bu ekonomi. Nedeni ekonomi başka bir şey değil. Adaletin olmadı. Aynen adalet yok, güven yok. Yani hani insanlar artık şeyi görmüyor, geleceği göremiyor. Geleceği görmüyor. Sen burada... Yarını göremiyor, netlik göremiyor. Artık e, Türkiye'de bazı şeyler para kazanma derdinde değil yani hani. Şimdi gençler şundan e, dolayı gidiyor. Birincisi hani artık e, Türkiye'de şunu göremiyorlar. Adaleti, güveni. Hani şey bulamıyorlar. Örneğin en basit o gün Adalet Bakanı dedi ya, biz tweetlerden dolayı kimse al içeri almıyoruz. Tweet'in içeriğinden dolayı. Hani artık e, gençler susturulduğu için baskılandığı için yani en basit düşüncesini bile dile getiremediği için kimse kalmak istemiyor ülkede. Artık olay ekonomik boyutu da geçti. E, şeye döndü. Daha böyle özgür bir ülke, özgür bir yaşam alanı. Bunlar kısıtlandığı için artık kimse de kalmak istemiyor. Sadece tarım değil, hayvancılık da artık bitme noktasına geldi. Yani düşünün en basit köy gibi bir yerde, kırsalda insanlar yoğurdu, peyniri, işte hani birçok şeye gidip şehirden marketlerde alıyorsa bu bir şeyin bittiğinin göstergesi. Zaman bulamıyor insanlar. Şu an arpa olmuş, <laughs> e, 7-8 lira olmuş diyorlar. Yani sonbaharda, eylül ve Ekim'de 2,5 iken şu an hani 7-8 lira. Aynı şekilde mazot Eylül'de 6-7 lirayken şu an 24 liraya dayandı. Belki bugün işte Eylül'e kadar 30'u bulacak. Hani tarlasını belki 4 defa sürmesi gereken insan 2 defa sürüyor. Hani bu da rekol de etkiliyor. De Erdal'ın dediği gibi. Hani en basit sulama yapılmıyor. Hani sulama çok önemli bir şey ağaçlar için. Meyvenin büyümesi için, gelişmesi için. Burada kalınması için kalıcı şeyler olmalı. Hani artık bu iş tabii biraz da siyasi yani hani hmm. şey değil sadece ee, bir noktadan sonra insanlar artık para kazanma derdinde siyade ülkede dediğim gibi huzur istiyor, refah istiyor, şey istiyor. Mevcut Türkiye'deki iktidar bunu veremediği için hatta daha baskıladığı için kimse kalmak istemiyor. Yani artık iktidar mı değişir, bilemem. Daha özgürlükçü bir toplum mu olur, daha farklı şeyler mi olur? Belki kimse gitmek istemez. Tabii evet. adalet de olsa, tabii. özgürlükler de olsa hani insanların hani düşüncelerinden, görüşlerinden dolayı baskılanmadığı nasıl diyeyim? Evet sabahın köründe gelip işte kelepçeyle alınmalı bir ülke olduğu vakit neden yani insanlar kalmasın Yok. evinde? Bence bu sorunların temelin altında tek bir şey yatıyor yani. Adaletin olmadığı yani. Yani bugün adalet yoksa ekonomi olmaz. Bugün adalet yoksa hiçbir şey işte genci burada durduramazsın. Yani yani bence tek bir sorun adaletin olmadığı yani.